Size bu videomda Mustafa Çelebi, 1. Beyazıt'ın oğlu Düzmece Mustafa'nın hayatını anlatacağım. Düzmece Mustafa veya Mustafa Çelebi olarak bilinir. Doğum tarihi bilinmiyor, ölüm tarihi 1422 Edirne. Yıldırım Beyazıt ile Devlet Şah Hatun'un oğludur. 2. Murat'ın amcası olan Düzmece Mustafa, daha sonra bir başka krize sebebiyet veren 2. Murat'ın küçük kardeşi Şehzade Küçük Mustafa Çelebi ile karıştırılmamalıdır. Düzmece Mustafa Çelebi, 2. Murat döneminin başlangıcında en büyük siyasi krizlerden birine sebebiyet vermiştir. Lakabı. Düzmece lakabı, sahte şehzade olduğunu ileri süren dönemin Osmanlı tarihçilerince verilmiş ve kalmıştır. Bizans'a serbest bırakılmaması için fidye verilmesi, kendisine inananların sayısına ve toplum içindeki yerlerine bakıldığında, en sonunda yakalandığında Edirne'de asılarak idam edilmesi de bir belirtidir. Saltanat soyundan gelenlerin kanı akıtılmazdı. Hayatı. Mustafa Çelebi 1402'de Ankara Savaşı'nda Hamidoğulları ve Tekeloğulları askeri ile birlikte cephenin ortasında yer almıştır. Bazı kaynaklar savaşta öldüğünü, bazı kaynaklar ise babası Yıldırım Beyazıt ile birlikte esir düşerek babasının ölümünün ardından Timur tarafından Semerkant'a götürüldüğünü yazarlar. Timur'un ölümünden sonra 1405'te Anadolu'ya döndü, önce Niğde'ye, daha sonra da İsfendiyaroğulları Bey'in yanına Kastamonu'ya gitti. Ardından 1416'da Venediklilerin yardımı ile Rumeli'ye ve Eflak'a geçip düzenleyeceği ayaklanma için bazı vali ve sancak beylerinden Eflak Voyvodası'nda Bizans İmparatoru 2. Manuel'den ve bu arada bazı Avrupa devletlerinden yardım istemiştir. Topladığı kuvvetler Selanik'ten Teselya üzerine giderken 1. Mehmet'in ordusuna yenildi. Bu yenilgiden sonra Senalik'e sığındı. Selanik'te despot olan Andrionikos onun bir mülteci olarak kabul etti. 1. Mehmet bu durumu Bizanslılara yapılan barış anlaşması şartlarını çok şiddetli, ihlalli olduğunu önererek olayı Konstantinopolis'te imparator olan 2. Manuel'e protesto etti. 2. Manuel bir mülteci kabulünün hiçbir barış şartlarını ihlal etmediğini ileri sürdü. Ama eğer bu mültecinin yasama ve koruma masrafları karşılanırsa onu hayatının sonuna kadar gözaltında tutmayı kabul edeceğini bildirdi. Bunu kabul eden 1. Mehmet, Bizans İmparatoru 2. Manuel ile anlaşarak Mustafa Çelebi'nin hayatı boyunca salı verilmemesi karşılığında yılda 900 bin akçe ödemeyi önerdi ve Mustafa Çelebi gözaltında korunmak üzere Limini adasına gönderildi. Konstantinopolis'te 1. Mehmet ile 2. Manuel arasında barışçıl ilişkiler aleyhinde olan bir saray bürokrasisi gittikçe güç kazanmaktaydı ve bunlar arasında veliaht ve ortak imparator olan Ioannis bile bulunmaktaydı. Bu ikilik 1420'de 1. Mehmet'in Bursa'dan Edirne'ye giderken Boğaz'ı geçerken öldürülmesi için bir plan hazırlanmış ama imparator bunun uygulanmasını önlemeyi başarmıştı. Fakat 1421'de 1. Mehmet'in ölümü ve yerine daha 17 yaşında tecrübesiz bir genç olan 2. Murat'ın geçmesi bu ikiliği çok daha kuvvetlendirip Bizans siyasetinin başına geçirmeye neden oldu. 2. Manuel yaşlı ve yorgundu ve imparatorluğun siyaseti bu kilik içinde olan oğlu Ioannis'e bırakmıştı. Bundan dolayı Bizans İmparatorluğu Çelebi Mustafa'yı meşru Osmanlı padişahı olarak kabul etti ve ona destek sağlamaya başladı. Bir Bizans filosu ile Nimni'den yandışı İzmiroğlu Cüneyt Bey ile birlikte Rumeli'ye ayak bastı ve Gelibolu'yu geçerek kendisine yandaş toplamaya başladı. Rumeli beyleri ve Akıncılar arasında taraflar toplamaya başardı. Sultan 2. Murat 1421'de Vezir-i Azam ve Rumeli Beylerbeyi Amasyalı Beyzat Paşa komutasındaki bir orduyu üzerine gönderdi. İki taraf Saros Köprüsü kıyısında bugün Keşan'ın bir köyü olan Sazlıdere mevkiinde karşılaştığında muhabere esnasında elindeki kuvvetler komuta kademesi dahil Mustafa Çelebi tarafına geçti.
Vezir-i Azam Beyazıt Paşa Mustafa Çelebi'ye teslim olmak zorunda kaldı. Fakat Beyazıt Paşa itimat etmeyen İzmiroğlu Cüneyt Bey ısrarları üzerine Mustafa Çelebi onu idam ettirdi. Düzmece Mustafa şehir halkının tezahüratı altında Edirne'ye girerek hükümdarlığını ilan etti. Adına hutbe okutup sikke bastırdı. Rumeli bölgesi onun egemenliği altına geçti. Çelebi Mustafa iktidardayken bir seri hata yapmaya başladı. Göz altındayken Bizans desteğini sağlamak için Gelibolu'yu Bizans'a vermeyi kabul etmişti. Ama Rumeli de idareyi eline geçirince fetihle ele geçirilen arazinin inanmayanlara geri verilmeyeceğine dair İslam dini kaidesi olduğunu ileri sürerek Gelibolu'yu Bizanslılara vermedi ve kendini destekleyen saray klininin gücünü kırdı. Ayrıca Rumeli ile yetinmeyip Ocak 1422'de 12 bin sipahi ve 5 bin yaya askerlik bir ordu ile Gelibolu'dan Anadolu'ya Galata Cenevizleri gemileriyle geçirip Bursa'yı kuşatmaya başladı. II. Murat Mustafa'nın bir düzmece yalancı olduğunu çevresindekilere inandırmayı başardı. Kendisine Aydın ve İzmir Beyliği vaat edilmiş olan İzmiroğlu Cüneyt Bey yandaş askerleriyle Mustafa Çelebi'nin yanından ayrıldı. Böylece ordusu bölünen Mustafa Çelebi elinde kalanlarla Rumeli'ye doğru geri çekilmek zorunda kaldı. Fakat kaçarken bir köprü başını tutan Hacı İvas Paşa bu kalan yaya ordusunun çoğunu da kılıçtan geçirdi. Mustafa Çelebi Gelibolu'da tutunup Boğaz trafiğini kontrole çalıştı. Fakat 2. Murat Foça Podestası Adorna'dan kiraladığı gemilerle ordusunun Gelibolu'ya geçirmeyi başardı. Mustafa Çelebi Gelibolu'da tutunamayarak ve Edirne'ye kaçtı. Yakalananlar yandaşları idam edildi. 2. Murat Foça Podestası'nın ait olan 2000 zırhlı asker ile takviyeli ordusuyla Edirne'ye yürüdü. Edirneliler 2. Murat'ı şehir dışına karşılayarak ona sadakatlerini bildirdiler. Mustafa Çelebi bu sefer de Edirne'den hazinesiyle birlikte Eflak'a gitmek üzere kaçabildi. Fakat Tunca Vadisi'nde Kızıl Ağaç Yencesi'nde yakalandı. Edirne'ye getirilip kale burcundan asılarak idam edildi. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tarz videoların devamını takip etmek için abone olmayı unutmayın.